Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli tavuk but haşlama tarifi vereceğim. Tenceremize önce ayçiçek yağı ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Yağımız biraz ısınsın. Yağ miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Yağımız ısındı. Şimdi içerisine 1 kilo tavuk butlarımı ilave ediyorum. Tavuk butlarımı güzelce kavuracağım. Ben derilerini çıkarmadım. Derilerini kullanmak istemiyorsanız derilerini çıkartıp öyle ekleyebilirsiniz tencereye. Tavuk butlarımı güzelce her tarafını eşit şekilde kavurdum. Şimdi sıcak suyumuzu ilave edelim üzerine. Üzerine geçecek kadar suyumu da ilave ettim. Şöyle güzelce karıştıralım. Kapağını kapatıyorum. 15 dakika pişiriyorum. Ondan sonra sebzelerimi ekleyeceğim. Ben yemeğimi düdüklüde yapıyorum. Düdüklünüz yoksa veya kullanmıyorsanız normal tencerede de yapabilirsiniz. Düdüklümün kapağını kapatıyorum. 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Tavuklarımı 15 dakika haşladım. Altını kapatıyorum. Şimdi düdüklümü bir kenarda bırakıyorum. Ben de bu arada sebzelerimi kavuracağım. Tavama çok az miktarda, 1-2 yemek kaşığı kadar yağ ilave ediyorum. Dediğim gibi yağ miktarlarını istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Yağım ısınsın. Isınan tavamıza 4 diş sarımsak, 1 büyük soğanı 4'e böldüm, onu da ilave ediyorum. Soğanlarınız küçükse bölmenize gerek yok. Adet havuçlarımı kabuklarını soyup güzelce doğradım orta kalınlıkta, onları da ilave ediyorum. 4 adet patatesimi de güzelce ekledim. Hepsini orta kalınlıkta güzelce doğradım. Şimdi birkaç dakika güzelce kavuruyorum sebzelerimi. Bu şekilde daha lezzetli oluyor ama siz uğraşmak istemiyorsanız direkt tencerenin içine de ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi ben güzelce sebzelerimi kavuruyorum. Sebzelerim güzelce kavruldu. Şimdi tenceremize ilave edebiliriz. Sebzelerimi şimdi yavaşça koyuyorum tencereme. Muhteşem gözüküyor şimdiden. İçerisine baharatlarımızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. İsterseniz hiç baharat da eklemeyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. Dilerseniz 1 çay kaşığı da zerdeçal da ilave edebilirsiniz. Şimdi ben eklemiş olduğum baharatlarımı da şöyle güzelce tavukla beraber karıştırıyorum. Bütün malzemelerimizi birleştirdik. Şimdi düdüklümün kapağını tekrar kapatıyorum. Yaklaşık tekrar 15 dakika daha pişirip yemeğimin altını kapatacağım. Tavuklarım artık pişti. Yemeğim hazır. Muhteşem gözüküyor. Çok güzel bir şekilde tavuğum, sebzelerim hepsi güzelce pişti. Şimdi servise hazırlıyorum. Tavuk haşlamam servise hazır. Yapımı gayet kolay ve sağlıklı. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.